Bugünkü dersimizde size noktalama işaretlerini hazırladım arkadaşlar. Günlük hayatınızda, tüm yaşantınızda, eğitim hayatınızda kullanmanızı istediğimiz kurallar. Nokta bunlardan ilki, tamamlanmış cümlelerin sonunda, sıra sayı ifadelerinde, bir yazının maddelerinde, bazı kısaltmalardan sonra kullanılır. Kitap dergi künyelerinden sonra kullanılır. Genel ağ adreslerinde kullanılır. Tarih yazımında eğer ay ismi yazıyla yazıldıysa arkadaşlar araya noktalı konulmaz. Lütfen dikkat edelim. Virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Umduk, bekledik, düşündük gibi. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır. Saniye hanımefendi merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz oğlunu karşılamak için koltuğundan fırladı. Ara söz ve ara cümleleri yazarken kullanılır. Evet, peki, elbette ve benzeri teşvik, onay, ret bildiren ifadelerden sonra kullanılır. Seslenmelerden sonra kullanılır arkadaşlar. Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcükler arasında kullanılır. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve korkudan bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir oldum. Burada en önemli kuralımız arkadaşlar. Metin içinde tekrarlanan bağlaçlardan sonra hem ya gibi bağlaçlardan sonra kullanılmıyor. Mami soru edatından sonra, şart tekinden sonra kullanılmıyor. Zarf fiiliklerinden sonra noktalama işareti kullanmıyoruz arkadaşlar. Noktalı virgül öncesinde veya sonrasında bir virgül ister arkadaşlar. Tür ve takım adlarının ayrımında kullanılır. Erkek çocuklara Doğan Tuğrul, kızlara İnci Çiçek isimleri koydu gibi. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır arkadaşlar. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır şeklinde. İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. 3 nokta. Tamamlanmamış cümlelerde kullanılır. Kaba sayılan ifadelerde ya da gizlenmek istenilen ifadeler için kullanılır. Alıntıların tamamının alınmadığını göstermek için başta veya ortada kullanılır. Sözün bir yerde kesilerek okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için kullanılır. Ünlemler ve seslenmelerden sonra anlatımı pekiştirmek için kullanılabilir. Ünlemden sonra gelirse iki nokta olarak da kullanılabilir. İki nokta, çok dikkat edin arkadaşlar. Çok karıştırıyorsunuz. İki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanmaz. Bunu noktalı virgül ile ayrım için unutmamanız gerekiyor. İki noktadan sonra verilen örnekler özel isimse büyük, bir cümle söylenecekse büyük harfle başlanır. Verilen ifadeler, örnekler cins isimse küçük harfle başlanır arkadaşlar. Bugün gelen öğrenciler iki nokta Ayşe, Mehmet, Rıfat. Öğretmen şöyle dedi, kendinize inanın her şey güzel olacak. Pazardan şu meyveleri aldık iki nokta. Elma, portakal, armut, kivi. Bakın cins isim olduğu için küçük harfle başladım. Matematikte bölme işareti için genel ağ adreslerinde kullanılır. Karşılıklı konuşmalarda konuşmacının isminden sonra kullanılır arkadaşlar. Bilge Kağan ve Koro arasındaki konuşmalara bakın. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak ifadelerden sonra kullanılıyor. Bu olayın sebebi şu idi. Adalet duygusunun bireylerde olmaması. Kendisinden sonra örnek verilecek ifadeler için kullanılıyor. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmı. 2 nokta. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Halide Edip örneğinde olduğu gibi. Soru işareti arkadaşlar. Soru cümlelerinde kullanılır. Ne zaman geldin? Bütün bunları ben mi söyledim? Bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheli karşılanan ifadeler için kullanılıyor. 1946 yılında doğmuş Yunus Emre 1240 yılında doğmuş. Ankara'dan Konya'ya 1,5 saat gelmiş. Şüpheli bir bilgi benim için. Ünlem, seslenmeler, hitaplar, acı bildiren ifadeler, alay, kinaye, küçümseme ifadeleri için yay ayrıç içerisinde kullanılıyor. Dikkat edelim, o kadar güzel ki onu bir gören bir daha mahalleden geçmez. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, bakın seslenme ve hitaplardan sonra kullanılmış.